Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Şunu da hatırda tutun ki bir vakit Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamıştı. O da onları hakkıyla yerine getirdiğinden Rabbi kendisine seni insanlara önder, imam yapacağım dedi. İbrahim, Ya Rabbi, neslimden de önderler çıkar deyince, Allah, zalimler ahdime, nübüvvete nail olamazlar buyurdu. Biz Beytullah'ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de makamı İbrahim'i namazgah edininiz. İbrahim ile İsmail'e de tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için bu evimi tertemiz bulundurun diye emretmiştik. Ve o vakit İbrahim, Ya Rabb'i, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır dedi. Bunun üzerine buyurdu ki onlardan inkar edeni dahi rızıklandırıp az bir zaman hayattan nasip aldırır sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir. İbrahim ile İsmail, Beytullah'ın temellerini yükseltirken, şöyle dua ediyorlardı. Ey bizim kerim Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin. Ey bizim kerim Rabbimiz! Bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman, soyumuzdan da, Yalnız sana teslimiyet gösteren bir müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetimizin yollarını göster, tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey bizim hakim Rabbimiz! Onların içinden Öyle bir resul gönder ki kendilerine senin ayetlerini okusun onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın muhakkak ki aziz sensin hakim sensin üstün kudret tam hüküm ve hikmet sahibisin kendini bilmeyen ahmaktan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki Biz onu dünyada nübüvvetle müşerref kılıp seçtik. O ahirette de salihlerden olacaktır. Rabbi ona kendini canı gönülden hakka teslim et deyince o derhal alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bu dini İbrahim kendi evlatlarına vasiyet ettiği gibi Yakup da böyle yaptı ve evlatlarım dedi. Allah sizin için bu dini seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin. Bir de Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki biz bütün batıl dinlerden uzaklaşmış olarak İbrahim'in dinine tabi oluruz. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Deyiniz ki, biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, keza İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene ve yine Musa'ya, İsa'ya, hülasa bütün peygamberlere Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız. Biz yalnız ona teslim olan Müslümanlarız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak ve Yakub'un ve onun evlatlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bileceksiniz? Yoksa Allah mı? Allah'ın kitabı vasıtasıyla kendisine ulaştırdığı hakikati gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Allah kendisine hükümdarlık verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan kişinin haline bir baksana. İbrahim ona benim Rabbim hayatı veren ve hayatı alandır deyince o ben de yaşatır ve öldürürüm dedi. Bunun üzerine İbrahim İşte Allah güneşi doğudan doğduruyor. Haydi sen de batıdan doğdur bakalım. Der demez kafir dona kaldı. Zaten Allah zalimleri hidayet etmez emellerine kavuşturmaz. Bir vakitte İbrahim, "Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin?" demişti. Allah, "Ne o, yoksa buna inanmadın mı?" dedi. İbrahim, "Elbette inandım. Lakin sırf kalbim takmin olsun diye bunu istedim." diye cevap verdi. Allah ona dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip, her dağın başına, onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki, Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Tevratta, İncilde kendisinden çok sonra gönderildikleri halde ne diye İbrahim hakkında iddialaşıyorsunuz. Buna da mı akıl erdiremiyorsunuz? İşte bu konudaki gerçek budur: İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi, lakin o batıl dinlerden uzaklaşmış, tertemiz, halis bir Müslüman idi ve asla müşriklerden olmamıştı. İnsanlar içinde İbrahim'e en yakın olanlar, ona tabi olanlar, bu peygamber ve bu peygambere iman edenlerdir. Allah, müminlerin dostudur. De ki, biz Allah'a iman ettik. Bize indirilen vahye, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, ve torunlarına indirilen keza Musa'ya, İsa'ya, hasılı bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen vahiylere de iman ettik. Sen sadakallah. Allah sözünün doğrusunu söyledi de. Haydi bakalım. Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. Peki bilirsiniz ki o asla müşriklerden olmamıştır. Orada apaçık alametler ve deliller İbrahim'in makamı vardır. Kim Beytullah'a girerse korkudan emin olur. Ziyarete gücü yeten herkese Beytullah'ı ziyaret etmek Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır. Nankörlük edip bu hakkı tanım yana. Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstağnidir. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan insanlara ihsan ettiği nimetlere karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz Ali İbrahim'e de kitap ve hikmet verdik. Hem de büyük bir hakimiyet ve mülk verdik. Onlardan kimi ona inanmakta, kimi de ondan halkı engellemekte. İşte böyle engelleyenin hakkından, harıl harıl yanan cehennem gelir. Hep iyiliği şiar edilmiş olarak, yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip, bir de İbrahim'in tevhid dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki, Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da zeburu verdik. Bir zaman İbrahim, atası Azer'e, ne? Sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de, halkını da, besbelli bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Biz İbrahim'e, şirkin çirkinliğini gösterdiğimiz gibi, imanında yakine, kesinliğe ulaşması için, göklerin ve yerin muhteşem hükümranlığını da, öylece gösteriyorduk. Gece bastırınca, İbrahim bir yıldız gördü. İddianıza göre Rabbim budur dedi. Yıldız sönünce de ben öyle sönüp batanları tanrı diye sevmem dedi. Sonra ayı dolunay halinde doğmuş vaziyette görünce iddianıza göre Rabbim budur dedi. Sonra o da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi mutlaka sapmışlardan olurdum dedi. Daha sonra güneşi doğarken görünce, iddianıza göre, Rabbim herhalde budur. Bu hepsinden daha büyük. Batıp kaybolunca da, Ey halkım! Ben sizin, Allah'a şerik koştuğunuz şeylerden beriyim. Ben batıl dinlerden uzaklaşarak, yüzümü, gökleri ve yeri yaratan, Rabbül Alemine yönelttim. Ben asla sizin gibi müşrik değilim, dedi. Halkı kendisiyle tartışmaya girişti. O dedi ki, Allah bana doğru yolu göstermişken, siz hala benimle onun hakkında tartışıyor musunuz? Sizin ona ortak saydığınız şeylerden, ben hiçbir zaman korkmam. Rabbim ne dilerse o olur. Rabbimin ilmi her şeyi kapsar. Hala kendinize gelip ders almayacak mısınız? Hem siz, Allah'ın size Tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri, ona ortak saymaktan korkmuyorsunuz da, nasıl ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, bu iki taraftan hangisi korkudan emin olmakta haklıdır? İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya işte korkudan emin olma onların hakkıdır. Doğru yolda olanlar da onlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerdi. Dilediğimiz kimselerin derecelerini kat kat yükseltiriz. Muhakkak ki senin Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir de ki Rabbim beni doğru yola İbrahim'in dimdik ayakta duran batıldan uzak tamamen hakka yönelmiş tevhid dinine iletti. O asla müşriklerden olmamıştır. Kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin başlarına gelen olaylara dair haber onlara ulaşmadı mı? Nuh kavminden, Ad, Semut ve İbrahim kavminden, Medyen halkından ve şehirleri yerle bir edilen toplumdan haberdar olmadılar mı? Onlara peygamberleri açık deliller getirdi ama inanmadılar. Bundan dolayı Allah'ın gazabına uğradılar. Ama onlara Allah zulmetmedi, lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. İbrahim'in babası için af dilemesi ise sırf ona yaptığı vadi yerine getirmek için olmuştu. Fakat onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca onunla ilgisini kesti. Gerçekten İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı. Bir zamanda elçilerimiz İbrahim'e varıp onu müjdelemek üzere "Selam sana" dediler. O da, size de selam deyip, çok kalmadan, elinde nefis, güzelce kızartılmış, körpe bir dana getirip ikram etti. Ama misafirlerinin, ellerini yemeye uzatmadıklarını görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi. Ve onlardan kuşkulandı. Kalbine bir korku girdi. Korkma, dediler. Çünkü biz aslında, Lut kavmini imha etmek için gönderildik. Bu sırada hanımı da hizmet için ayakta durmuş, onları dinliyordu. Bunu işitince korkusunun geçmesinden ötürü gülümsedi. Biz de ona İshak'ın, onun peşinden de Yakub'un doğacağını müjdeledik. İbrahim'in hanımı, ay dedi ben bir koca karı, kocam da bir pir iken ben mi doğuracağım? Doğrusu bu çok şaşılacak bir şey. Elçi melekler, sen dediler, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ehli Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzeriniz olsun. O gerçekten her türlü hamde layıktır. Hayır ve ihsanı boldur. Vakta ki İbrahim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu Lut'un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim eden bir kuldu. Vakta ki İbrahim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu Lut'un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim eden bir kuldu. İbrahim vazgeçsen bu işten. İşte Rabbinin helak emri gelip çarptı ve hiç şüphe yok ki onlara geri çeviremeyecekleri bir azap geliyor. Ben seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek ve daha önce büyük babaların İbrahim ile İshak'a olan nimetini tamamına erdirdiği gibi sana ve Yakup ailesine de nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum. Allah'a herhangi bir şeyi şerik saymak bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı Allah'ın hem bize hem de insanlara olan ihsanıdır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu nimete şükretmezler. Bir de İbrahim bir vakitler şöyle demiştir. Ya Rabbi burayı emin bir belde kıl. Beni de evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut. Ey bizim Rabbimiz ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal mabedinin yanında, ekim bitmez bir vadide yerleştirdim. Ey bizim Rabbimiz! Namazı gereğince kılsınlar diye böyle yaptım. Ya Rabbi! Artık insanların bir kısmının gönüllerini onlara doğru yönelt. Onları her türlü ürünlerden rızıklandır ki, sana şükretsinler. Onlara İbrahim'in misafirlerinden de bahsettim onun yanına girdiklerinde, selam dediler. İbrahim, biz sizden korkuyoruz dedi. Korkma dediler. Biz sana, büyüdüğünde alim olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz. Beni mi müjdeliyorsunuz dedi. Bana ihtiyarlık gelip çatmışken, artık beni nasıl tefşir edersiniz? Sana gerçeği müjdeledik. Onun için ümit kesenlerden olma, dediler. O da, Rabbinin rahmetinden, hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki, dedi. Gerçekten İbrahim, hak dine yönelen, Allah'a itaat üzere bulunan, tek başına bir ümmet, bütün hayırlı halleri kendinde toplayan bir önder O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Sonra da sana vahyettik ki doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine tabi ol. Zira o müşriklerden değildi. Kitapta İbrahim'i de an. O gerçekten özü sözü doğru biriydi. Yani bir peygamberdi. Zamanı geldi babasına "Babacığım" dedi. "Niçin işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bu kutlara tapıyorsun. Babacığım, sana ulaşmayan bir ilim geldi bana. Ne olur bana tabi ol da seni dümdüz bir yola çıkarayım. Babacığım, sakın şeytana ibadet etme. Çünkü şeytan Rahmana isyan içindedir. Babacığım, bu gidişle o Rahmandan bile bir azabın gelip sana dokunacağından ve senin şeytana hemdem olacağından ciddi endişe içindeyim. Babası, İbrahim, ne o? Yoksa sen benim tanrılarıma sırtını mı dönüyorsun? Bu işten vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutarım seni. Şöyle bir uzun müddet benden uzak dur. Gözüm görmesin seni buralarda. İbrahim, selamet, esenlik içinde kal, dedi. Rabbimden senin için af dileyeceğim. O gerçekten bana karşı çok lütufkardır. İşte sizi de, sizin Allah'tan başka ibadet ve dua ettiğiniz tanrılarınızı da terk ediyorum. Rabbime niyaz edip yalvarıyorum. Rabbime niyaz etmem sayesinde, mahrum ve perişan olmayacağımı umuyorum.'' Onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk edip Şama yerleşince biz ona İshak ile Yakub'u hediye ettik. Onların her birine peygamberlik verdik. İşte bunlar Allah'ın nimetine mazhar olmuş olan bu zatlar Adem neslinden Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın evlatlarından İbrahim ve İsrail'in nesillerinden ve hidayete erdirip seçtiğimiz kimselerdendir. Onlar Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Biz Musa'dan önce de İbrahim'e hidayet ve aklı selim verdik. Biz onun halini pek iyi biliyorduk. O vakit babasına ve halkına nedir bu karşısında durup taptığınız heykeller dedi. Biz dediler, Atalarımızı bunlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz. Yemin ederim ki dedi, siz de atalarınız da besbelli bir sapıklık içindesiniz. Onlar, sen ciddi misin yoksa şakacı insanların yaptığı gibi bizimle eğleniyor musun? Dediler. Yo, şaka ne demek? Dedi İbrahim. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak gökleri ve yeri yarattığı gibi, bütün onların da Rabbi olan zaattır. Ben de bu gerçeğe şahitlik edenlerdenim. Ve içinden Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra mutlaka bu putlarınızın başına bir çorap öreceğim diye ekledi. Onların bütün putlarını paramparça etti. Yalnız halk belki de olup biten olay hakkında kendisine sorarlar düşüncesiyle onların büyüklerine dokunmadı. Dönüp de olanları görünce, dediler ki, kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören? Her kimse o, muhakkak ki zalimin teki. İçlerinden bazıları, sahi, İbrahim adındaki bir delikanlının onları diline doladığını işitmiştik. Haydin dediler, getirin onu halkın huzuruna ki, çekeceği cezaya onlar da şahit olsunlar.'' Söyle bakalım İbrahim dediler. Sen mi yaptın tanrılarımıza karşı bu işi? Belki de dedi şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşurlarsa sorun bakalım onlara. Bunun üzerine vicdanlarına dönüp içlerinden asıl zalim İbrahim değil. Bu aciz putlara ibadet edip bel bağlayan sizler biz müşriklermişiz dediler. Fakat bunu dışa vurmayıp sonra yine önceki görüşlerine dönüp İbrahim'e "Bunların konuşmadıklarını sen de pek iyi bilirsin." dediler. O halde dedi, "Allah'tan başka size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh, size de Allah'tan başka o taptıklarınıza da hala aklınızı kullanmayacak mısınız?" O halde dedi, "Allah'tan başka Size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de Allah'tan başka o taptıklarınıza da. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Eğer yapacağınız bir şey varsa dediler o da bunu yakmaktır. Böyle yapın da tanrılarınıza sahip çıkın. Biz ateşe şöyle ferman ettik. Dokunma İbrahim'e. Serin ve selamet ol ona. Hülasa, onu tuzağa düşünmek istediler ama, biz asıl onları hüsrana uğrattık. Asıl tuzağa düşenler, kendileri oldular. Onu, Lut ile beraber kurtarıp, bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. Ona ayrıca İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de erdemli insanlar kıldık. Onları, Buyruklarımızla insanlara doğru yolu gösteren önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize ibadet ederlerdi. Zira biz vaktiyle İbrahim'e Beytullah'ın yerini belirlediğimiz zaman sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma ve benim mabedimi tavaf ederken kıyamda, rükûda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut. Hem bütün insanları hacca davet et ki, gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen, yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de, bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları, Belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin hem de yoksula ve fakire yedirin. Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa sen bil ki onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkı da İbrahim'in halkı da Lut'un halkı da Medyen ahali de resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkarcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkarına mukabil nasıl olurmuş benim inkarım cümle alem görüp bildi. Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen odur. Din konusunda size hiçbir zorlukta yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrahim'in milletine ve yoluna. Bundan önce de bu Kur'an'da da size Müslüman adını veren odur. Ta ki Resul size şahit olsun. Siz de diğer insanlar nezdinde hakkın şahitleri olasınız. Haydin namazı hakkıyla ifa edin. Zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. O sizin biricik Mevlanız, Efendinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Onlara, İbrahim'in başından geçenleri de anlattı. Ağat halkı da Resulleri yalancı saydı. İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin, ve ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. İbrahim onlara şöyle dedi. Siz dünya hayatında Allah'tan başka bir takım sevgili putlar edindiniz. Ama sonra kıyamet günü gelince birbirinizi red ve inkar edecek, birbirinize lanet edeceksiniz.'' barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız. Melaikeden olan elçilerimiz, İbrahim'e, İshak'ın doğumuna dair müjde getirdiklerinde, haberin olsun dediler. Biz bu şehrin halkını imha edeceğiz. Çünkü oranın halkı, büsbütün zalim kimselerdir. Bir vakit, biz peygamberlerden, kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan. Evet, onlardan pek sağlam söz almıştık ki, vakti gelince o, sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. O, Rabbine tertemiz bir kalb ile yöneldi. Babasına ve halkına şöyle dedi. Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz? Babasına ve halkına şöyle dedi. Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz. Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz? Babasına ve halkına şöyle dedi. Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz? Bayram günü İbrahim halkın içindeyken yıldızlara bir göz atıp ben galiba hastayım dedi. Bir bayram günü İbrahim halkın içindeyken yıldızlara bir göz atıp ben galiba hastayım dedi. Derhal onun yanından uzaklaştılar. O da fark ettirmeden putların yanına sokuldu. Onlara takdim edilmiş öylece duran yemekleri görünce buyursanıza neden yemiyorsunuz? Neyiniz var? neden konuşmuyorsunuz? dedi. O da fark ettirmeden, putların yanına sokuldu. Onlara takdim edilmiş, öylece duran yemekleri görünce, buyursanıza, neden yemiyorsunuz? Neyiniz var? Neden konuşmuyorsunuz? dedi. Hiddetini tutamayarak, iyice yaklaşıp, putlara kuvvetli bir darbe indirdi. Bunu haber alan halk, telaşla ve süratle onun yanına gittiler. O da, ''Aa, siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce Allah'tır.'' dedi. O da, ''Aa, siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce Allah'tır.'' dedi. Sonunda, haydin dediler. Onun için bir odun yığını hazırlayın da, onu ateşin içine atın. Ona tuzak hazırlamak istediler. Ama biz, heveslerini kursaklarında bıraktık. Asıl kendilerini perişan ettik. İbrahim dedi ki, ben Rabbimin gitmemi emrettiği yere doğru gidiyorum. O elbet bana yol gösterecektir. Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Biz de ona, aklı başında bir oğul müjdeledik. Çocuk büyüyüp, yanında koşacak çağa erişince, bir gün ona, evladım dedi, ben rüyamda, seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe? Oğlu, babacığım dedi. Hiç düşünüp çekinme. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin. Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim oğlunu şaka üzere yere yatırıp biz de ona İbrahim rüyanın gereğini yerine getirdin onu kurban etmekten seni muaf tuttuk. Deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. İkisi de, Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim, oğlunu şaka üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk. Deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim oğlunu şaka üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk. Deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten pek büyük bir imtihandı. Oğluna bedel, ona büyük bir kurbanlık verdik. Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık ki, o da bütün milletler tarafından şöyle denilmesidir. Selam olsun İbrahim'e. Ey Resulüm! Kuvvetli ve basiretli olan o zatları, Kullanımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. O, dini doğru anlayıp hükümlerini uygulayın ve o hususta tefrikaya düşmeyin diye, din esasları olarak Nuh'a emrettiğini, hem sana vahyettiğimizi, keza İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya emrettiğimizi sizin için de din kıldı. Senin insanları davet ettiğin esaslar, müşriklere çok ağır gelmektedir. Halbuki Allah, dilediği kullarını bu din için seçer ve gönülden kendine yöneleni doğru yola iletir. Bir vakit İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi. Bilin ki ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir. Sahi, İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu? Onlar yanına varınca, selam dediler. O da, size de selam diye cevap verdi. Ama içinden, bunlar tanımadığım kimseler, hayırdır inşallah, dedi. Onlara yemek getirmek için, gizlice ailesinin yanına geçti, ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup, buyurmaz mısınız diye ikram etti. Onlara yemek getirmek için, gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup, buyurmaz mısınız diye ikram etti. O sırada onlardan yana içine bir korku düştü. Korkma dediler ve ona büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler. Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi elini yüzüne vurarak vay başıma gelene ben kısır bir koca karı iken mi doğuracağım diye çığlık attı. Onlar hanımına evet Rabbim böyle buyurdu dediler. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir. İbrahim Peki sizin gelişinizin asıl sebebini öğrenebilir miyim? Ey değerli elçiler dedi. Biz dediler, suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de, Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. Biz dediler, suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de, Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. Biz dediler, suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de, Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. Yoksa o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan, şu kesin gerçekler hakkında, Bilgi edinmedim ki hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. Odur güldüren ve ağlatan O'dur öldüren ve yaşatan. Biz Nuh'u, İbrahim'i, peygamber olarak gönderdiğimiz gibi, zürriyetlerine de kitap ve nübüvvet verdik. Onlardan kimisi doğru yolu bulsa da, çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır. Ey ulu Rabbimiz! Bizi kafirlere deneme konusu kılma. Affet bizi. Çünkü Sen, aziz ve hakimsin. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibisin. Bu, elbette, önceki sahifelerde, İbrahim ile Musa'ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir.